Yani Türkler için zaten Türk İmparatorluğu Bizans'ın şey olduğu için, mirasçısı olduğu için Kürtlerin şeyinde öyleymiş. Ben yeni öğrendim. Zaten de biliyorum yani Osmanlı Bizans'ın şeyini Arzurum. Yani onlar Bizans'ın devamı olarak kendilerini görüyorlar. Neyse diyor Rumlar, Araplar ve Acemler tarafından sömürülüyoruz, eziliyoruz. Bir onlara hizmet ediyoruz. Ama diyor birlik olsak biz onları kendilerimize hizmetçi yaparız. Gulam yaparız. Oğlum senin hayalin bu mu? Düşmanına mı benzemek? Ha köleyiz bugün. Yarın biz firavunlaşacağız. Biz onları köle yapacağız. Şey bu mu? Gaye bu mu? Ben bunun şeyin içinde yoğum arkadaş. Eğer gayen onların yaptığı zulmü, pisliği, ırkçılığı senin yapmansa ben bunda yokum arkadaş ya. Yani ya köleci ya firavun olacaksın. Yok 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 yok. Bunun ortası var. Erdemli bir insan olacaksın. Eşit olacaksın. Amaç Rumlara, Araplara, işte Acemlere, Acem de yabancı demek ama şeyler için, Farslar için. Onlara galip gelip de onları kendimize köle etmek midir? Bunun için mi birleşeceğiz? Saçma salak bir şey. Ben bunu eleştiriyorum. Tabii bunu savunmaya çalışan bazı cahiller var. Ve zaten böyle başlıyor. Al işte Refah Partisi'nin şeyleri vardı değil mi? Mağdurlardı falan filan filan. Ondan sonra ama tabii ki evrensel prensipleri yok. Sadece kendileri için istiyorlar. Özgürlüğü, adaleti. İktidara geldiler bakıyorsun kendilerine zulmedenlerden daha fazla zalim oldular. İsrail Yahudiler de aynı şekilde bakıyorsun. Ama biz seçilmiş şeydiyiz falan diye düşündükleri için bir bakıyorsun ki mağdur olan Yahudiler İsrailoğulları acayip zalim, faşist, katil bir şey oldu, bir devlet oldu. Ben de böyle mi olmak istiyorum? Hayır, yerin dibine baksın öyle bir Kürt devleti, Türkleri, Arapları köleleştiren, kendisine hizmetçi yapan bir şey. Kesinlikle ben bunda yokum. Ben atalarımın yaptığı pislikten, rezillikten övünç mü duyuyorum? Sen öyle misin? Benim atalarım içerisinde bir